Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kerankara ile TYT Geometri Soru Bankası kitabında Doğrunun analitiği konusundaki test 5'in çözümünü yapacağız. Evet kitabımızda sayfa numarası 204 ve 205'i çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Aşağıda dik koordinat sistemine yerleştirilmiş düzgün altıgenler verilmiştir. D1 ve D2 doğruları bazı altıgenlerin köşelerinden geçmektedir. Buna göre D1 ve D2 doğrularının eğimleri oranı kaç olabilir? Ya M1 bölü 2, M2 soruluyor ya da M2 bölü M1 soruluyor. Artık şıklarda hangisi varsa. Şimdi buradaki noktaları tek tek bulup arkadaşlar eğimleri bulabiliriz aslında. Hani bu iki noktayı bulup y'ler farkı bölü x'ler farkı bu iki noktayı da bulup y'ler farkı bölü x'ler farkından sonuca ulaşabiliriz. Ya da ne yapabiliriz arkadaşlar burada direkt dik üçgen oluşuyor mu? Dik üçgen oluşuyorsa dik üçgenden de bulabiliriz aslında. Dik üçgen oluşuyor. Şöyle bir şey yaparsak arkadaşlar şunu şöyle çizersek. Şu 30 30 90 90 90 oluyor ya şurada bir dik üçgen çıkıyor. Mavi doğruya ait bir dik üçgen çıkıyor. Mavi doğrunun eğim açısı burası. Yani burası yapıyor. Yani şunun bir kenarına ben 1 dersem. 1 1 köküç yapıyor burası. Hocam burası da kök köküç. Burası da köküç. E burası da 1 bir, mi ya. O zaman bu açının tanjantı. Yani M2 dediğimiz tanjant alfa. Eksi tanjant alfa. Dikkat sola yatık olduğundan. Yani şu açının tanjantı. O da 3 köküç bölü 1'den. Eksi 3 köküç yapar? Evet. Eksi 3 köküç bölü 1'den. Eksi 3 köküç yapar. Peki. M1'e ait de var mı dik üçgen? Var tabii ki. Bak burası 90 derece. Tanjant beta lazım. Bir kenarına 1 demiştik. Hocam bir kenara birken şuraya bakalım. Aa, tam bu köşeden geçiyor aslında. Hocam bu tanjant beta buradaki tanjant beta eşittir. Şurası da 1 ya. E o zaman M1 de arkadaşlar direkt tanjant beta kök köküçe mi eşit oluyor? Evet. Direkt köküç bölü birden köküç yapıyor. O zaman ne yapalım arkadaşlar? Oranlayalım. Yani M2 bölü M1 diyelim mesela. M2 eksi 3 köküç Bölü M1 de kök 3. Şunlar şunlar sadeleşti. Cevap ne yaptı? Eksi 3 yaptı. Yani cevap balık kesir oldu. Birinci soruda. Noktaları da bulup dediğim gibi yapabilirdiniz arkadaşlar. Geldik ikinci soruya. Şimdi bu doğrular arasında kalan açı isteniliyor bizden. Bunun eğimi açısına bakalım. Bunun eğimi nedir arkadaşlar? Şuraya ben ne diyeyim mesela? En açısı diyeyim. Eğim dediğimiz, bunun eğimi dediğimiz yani M1 dediğimiz nedir arkadaşlar? Kök 3. Kök 3 de tanjant N e eşittir. Tanjant N e eşittir. Tanjant nerede kök 3? 60'da değil midir? En açısı 60 derece olur. Evet burayı 60 derece bulduk. Buraya da T açısı diyelim mesela. Tanjant T M2'ye eşit. M2'de neye eşit arkadaşlar? Eksi 1'e eşit. Eksi 1 nerede? Normalde artı 1 45 derecede. Eksi 1'de o zaman 135 derecede değil midir? Evet. Şimdi yalnız T dediğimiz şuradaki kaç aslında? Burası 135 derece. Ee, bu sola yatıkta da hiç böyle negatifi düşünmeyebilirdik. O olsun 135 bulduk. O zaman burası kaç yapar? 45 yapar. O zaman buradaki üçgende iç açılar toplamı 60 45 ve alfa eşittir 180 yapacağından alfa'yı da 105 180'den 105 çıkartırsak 75 diye buluruz. Yani cevap balık kesir çıktı ikinci soruda. Geldik 3. soruya. Evet doğrular verilmiş bana y eksen üzerinde dik kesiyorlarmış. Hmm. Bunların y eksen üzerinde kesmeleri ne demek? Öncelikle onu şey yapalım. Tam dik kesmeleri eğimler çarpı -1. Hocam bunun eğimini buluruz. Bunun eğimi m m'li çıkar. Bunun eğimi de n'li çıkar. Dik kesmelerinde 2 bilinmeyen mm gelecek. Hiç oraya girmeyelim. Öncelikli olarak neye bakmak lazım? Sanki y ekseni üzerinde. Y ekseni üzerinde kesmeler ne demek? İki doğrunun y ekseni üzerinde kesiyorsa hocam sıfıra y noktası. Yani bu ne demek? x eşittir sıfır için her ikisinde de y'leri aynı değil mi? Y'leri eşit demek. E o zaman x yerine sıfır yazdığımızda y'leri birbirine eşitliğe bakacağım. X yerine sıfır yazdığımda burada eee x yerine 0 yazdığım zaman ne oluyor birincisinde? Eksi y artı 4 eşit 0'dan y'yi 4 buluruz. İkincisinde x yerine 0 yazdığımızda ne oluyor arkadaşım? Ee, n eksi 2 çarpı y eksi 4 eşit 0'dan n eksi 2 çarpı y ne eşit oldu? 4'e eşit oldu. E zaten burada y eşittir 4 bulmuştuk. Hani x eşittir 0 için y'ler eşitti ya. O zaman y yerine de 4 yazarsam şunlar birbirini götürdü. n eksi 2 eşittir 1 yapar. Ee, buradan da n'i kaç buluruz? 3 buluruz. Evet n3 çıktı arkadaşım. N3 çıktıysa bu doğru ne oldu arkadaşım? n yerine 3 yazınca o zaman bu doğrunun adı 2x artı y 4 eşit 0 yaptı. Şimdi dik kesmelerine bakalım. Eğimler çarpma eksi 1. Bunun eğimi nedir? Şuna m2 diyelim. m2 dediğimiz eksi x'in kas sayısı bölü y'nin katsayısı Yani eksi 2 bölü 1. Yani eksi 2. O zaman bunun eğimi ne olacak arkadaşlar? m1 dediğimizde 1 bölü 2. Ters çevirip eksiyle çarpacağız. 1 bölü 2 dediğimiz ne olacak arkadaşlar? Yani 1 bölü 2 eğimi eşittir. Eksi m artı 1 bölü eksi x'in kat sayısı bölü y'nin kat sayısı eksi 1. Şu eksiler gitsin. O zaman m artı 1 1 bölü 2 eşit ya. M de buradan 1 bölü 2 eksi 1'e eşit oldu. Yani eksi 1 bölü 2 eşit oldu. M artı n isteniliyor benden. M artı n de eksi 1 bölü 2 artı n'i de 3 bulmuştuk zaten. 5 bölü 2 mi geliyor? Evet cevabımız böylelikle 5 bölü 2 oldu. Üçüncü soru akçay oldu. Geldik dördüncü soruya. Burada bir oran verilmiş. AC uzunluğu 5K. Ali Bey uzunluğu 2K. Ali Bey uzunluğu 2K ve bunun tamamı 5K ise buraya ne kaldı? 3K kaldı. Tamam eyvallah. Şimdi birisi y eşittir 4x doğrusu. Hocam y eşittir 4x doğrusu. Öbürü de y eşittir eksi 4x doğrusu. Oo. Bunun eğimi tanjant alfa ise. Bunun da x ekseniyle yaptığı açı eksi 4 olacak ya. Burası da alfa mı olacak? Evet. Şimdi eğim açıları aynı aslında. Tanjant alfa. Birinin tanjant alfa birinin eksi tanjant alfaya eşit. Çünkü eğimleri bak bir tanesinde m1 4 bir tanesinde de m2 eksi 4. Yani birinin eğim açısı alfaysa ise birinin eğim açısı 180 eksi alfa ya da alfa baktığında sola yatık alfa olacak sadece. E hocam burası alfa iken buraya beta dersem alfa artı beta 90 ya e o zaman burası da beta olacak. Bak ne çıktı burada. Hocam bu açılar işte oldu. Yani bu üçgende bir açı ortaylık geldi. A noktasının ordinatı 8 olduğuna göre C noktasının ordinatları ordinatları toplamı nedir? C noktasının koordinatları toplamı nedir diye soruluyor arkadaşım bize. Tamam. Şimdi A noktasının ordinatına bir bakalım mı biz şöyle bir? Bakalım arkadaşım. Ya da hiç böyle ordinatına bakmayalım. Ee, şimdi bu doğrunun adı ne verilmiş? D2 doğrusu y eşittir eksi 4x verilmemiş miydi? Evet. Ordinatı kaç verilmiş? 8 verilmiş. O zaman ordinatı 8 ise x ne yapıyor o zaman? Eksi 2 mi yapıyor? Evet. Eksi 2'ye 8 noktası yaptı o zaman burası. Şimdi benden ne isteniyor? Benden şuradaki C noktasının koordinatları toplamı isteniyor. Nasıl bir şey yapsak burada? Oranlamada. Ha, hocam 2 bölü 3 oran var ya. 2 A ise burası 3 A değil midir? Evet. Şimdi ben şuraya gelip şurada işlem yapayım isterseniz. 2. Şurası eksi 2'ye 8 noktası. Hocam burası 2 iken burası 8. E şöyle şeyden de eğimden de yapabilirdik. Direkt ama ben doğru da yerine yazdım. Burada da şöyle dik çizdiğimde. E hocam şu üçgenle şu üçgen ne olacak? Benzer. Alfa 90 beta burası. Hatta teta diyeyim. Ee, alfa ile betanın toplamı 90 ya burası beta olacak. Alfa 90 burası da beta. Şu üçgenle şu üçgen benzer ve benzerlik oranı kaç burada? Hocam 90'ın karşısı 2A 90'ın karşısı 3. Ha, 2 bölü 3 oran var. 2A'nın 3 aya oranı eşittir. Betanın karşısı 2 bölü. Betanın karşısı N diyeyim buraya. N'i buradan kaç buluruz? 3 buluruz. Hocam 3. Sonra burada aynı şey 8 bölü T'ye eşit diyelim mesela. 4 katı 4 katı o zaman T'de kaç yapar? 12 yapar. E bitti. C noktası kaç yaptı? 3'e 12 yaptı. Koordinatları toplam isteniyor benden. 3 artı 12'den cevap kaç yapacaktır? 15 yapacaktır. Yani dördüncü soru böylelikle denizli çıkar. Geldik 5'e. Şekilde dik koordinat düzleminde verilen y eşittir 3x ve şu verilmiş. Tamam. Eksenleri kestiği yeri bulayım mı? X yerine 0 yazsam y'si 10 olacak. Y eksenini kestiği yer yok. Y yerine 0 yazarsam x'i 10 olacak değil mi? Y yerine 0 yazdığımızda x 10. Peki bu da orijinden geçiyor zaten. Burası 6 verilmiş ordinat olarak. E o zaman 6. Hocam şurada bir şey var. Bak bu doğrunun üstünde. Y eşittir 3x doğrusu üzerinde. Bur Y'si 6. Y yerine 6 yazarsam x kaç çıkar? 2 çıkar. Apsi 2 olacak o zaman burada. Tamam bunu yazdık. ABC'de dikdörtgenin çevresi nedir diye soruluyor bana. Şimdi bu doğrunun eğimine bakacak olursak arkadaşlar. Bu doğrunun eğimi nedir? Bu doğrunun eğimi eksi 1. Eğim dediğim eksi 1. Hmm. Yani tanjant alfa eksi 1 ise alfamız kaç derece? 135 derece. Şurası 135 derece. O zaman buraya kaç kaldı? 45 kaldı. Burası da 45. Yani burası 6 iken burası da 6 oldu? Evet. Şimdi şu uzunluğun tamamı 10'du. 6, 2 daha 8'i buradaysa buraya kaç kaldı o zaman? 2 kaldı. Benden dikdörtgenin çevresi isteniyor. 6, 2, 6, 2. Yani çevre neye eşit? 6 artı 2 artı 6 artı 2. O da 16 yapıyor? Evet cevap böylelikle Edremit yaptı. Beşinci soru da arkadaşlar. Yani hocam direkt eğim eksi 1 ya. Eğim eksi 1'den de gidebilirdik burada. Açıyı yazdık burada. Sen istediğin yerden yapabilirsin. Açısız da eğimi 1 hocam. Eksi 1 hocam. Karşı bölü komşu 1 olacak. Ya da sola yatıklıktan dolayı eksi 1. O yüzden karşı bölü komşu 1 olacak diyebilirdim burada. Ben açıdan gittim sadece. Beşinci soru Edremit oldu. Geldik altıncı soruya. Şimdi doğruları çakışık olduğuna göre arkadaş bu doğrular çakışıksa birbirinin aynısı ya da katı olmak zorunda değil mi? Ya da ne diyeceğiz arkadaşlar? Ee, işte i̇şte x'lerin katsayılar oranı, y'lerin katsayılar oranı, c'lerin katsayılar oranı aynı olmak zorunda. E hocam burada aslında bu 14 sabit sayılar kendini belli ediyor aslında. Direkt şey diyebilirsiniz. K eksi 1 bölü 4 x'lerin katsayılar oranı. x 3 bölü n eksi 10 Eşittir 14 bölü 28 deyip buradan bulabilirsin. Ya da hocam çakışık olması için C'lerin de aynı olması lazım. 2 ile çarpabilirsin. O zaman burası 2K eksi 2 yapar. Değil mi? Burası da eksi 6 yapar. Burası da artı 28 yapar değil mi? Eksi 6'ya. Burası da X olacak. Ee, bununla bu aynı. Çakışık olduğuna göre C'lerin aynı yaptık ya. Diğer bütün C'lerin de aynı olması lazım. Yani 2K eksi 2 4'e eşit olmak zorunda. 2K eksi 2 eşittir 4 ise 2K alttan K'yı 3 bulursun. Buradan da eksi 6 y var. Burası da bu. Yani eksi 6 y'nin katsayısı bu da n eksi 10 birbirine eşit olmak zorunda. N'i de buradan 4 buluruz. Şimdi benden eksenlerle oluşturduğu bölge k'yı 3 bulduk. O zaman bu doğru ne oldu? 3x artı n'yi de 4 yıldık. 4 y artı 24 eşit 0 doğrusunun eksenlerle oluşturduğu bölge isteniyor. x yerine 0 yazsam y'si eksi 6 yapar. y yerine 0 yazsam y yerine 0 yazdığımızda da x de eksi 8 yapar. Hemen eksenleri kestiği noktaları bulacağız arkadaşlar. X eksi 8. Hemen şöyle. Y yes, eksi 6. X'i de kaç yapıyor? Eksi 6'ya. X'i de eksi 8 yapacak. Eksi 8. İşte bu doğru. Eksi 8 ve eksi 6. Yani şu uzunluk 6. Bu uzunlukta 8. Eksenler oluşturduğu bölge burası. 6 çarpı 8 bölü 2. 48 bölü 2'den cevap 24 yapar. Yani cevap denizde oldu. 6. soruda. Geldik 7. soruya. Şimdi bu doğru verilmiş, hemen eğimini bulabiliriz. Mesela eğimi nedir arkadaşım? Eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısından 2 bölü 3. Hemen eğim lazım olabilir diye yazdım ben bunu. Ee, başka ekseni kestiği yer lazım olabilir. Mesela e, x yerine 0 yazsam, x yerine 0 yazdığım zaman direkt y'si kaç geliyor? 4 geliyor. Y'si 4 o ok geldi buradan. Y yerine 0 yazdığım zaman da, y yerine 0 yazdığımda x de x 6 mı geldi? Evet, eksi 6 geldi. Şurası da eksi 6 noktası. Tamam bir bilgiler bulduk. Hocam burası 6 birim. Burası 4 birim. Şu 135 derece verilmiş. Yani burası 45. 45 90 sa burası da 45 yaptı mı yaptı. Şimdi kesim noktası C. Ebenin uzunluğunu da vermiş bize. Ebenin uzunluğu neredesin ebenin uzunluğu? Şurası da 10 birim olarak verilmiş. A 10 birim burada 4 birim burada 14. E o zaman burası da 14. Şimdi benden taralı bir taralı alan mı isteniyor? Taralı alanı bulacağız. E taralı alan nasıl bulunur? Şu üçgenin alanından yani büyük üçgenin alanından neyi çıkartacağız? Şuradaki alanı çıkartırsam ben şu alanı bulurum arkadaşım. Evet, bu üçgenin alanını bulurken ne yapacağım arkadaşlar? Burada tabana ait yükseklik falan filan lazım olacak. Şu tabana ait yüksekliği bulmaya çalışacağım ben şimdi. E bu tabana ait yüksekliği bulurken de nasıl bir hamle yapmam gerekecek? Şu yüksekliği çizdim. Tamam. Buradan bir şey geliyor mu? Gelmiyor. Hocam şuradan da şöyle bir dik çizsem benzerlikten falan filan mı gelecek? Aslında benzerlikten bulunabilir ya buradan çizdikten sonra. 45 burası da 45 değil mi? Evet şuraya A dersen burası da A mıdır? Aynen öyle. Buraya 14 eksi A kaldı. E şimdi burada şunun şunu oranı 4 bölü A'ya eşit. Hemen 6 bölü tamamı 20 eksi A eşittir. 4 bölü A'ya eşit. Oradan bulabiliyoruz. Şunları sadeleştirsek 3 ve 2. E buradan ne geldi? 3 A eşittir. 40 eksi 2 A eşit oldu. 5 A eşittir 40'tan. A'yı 8 olarak buluruz. A 8 çıktı. E o zaman alanı bulabilirim artık. Büyük üçgenin alanı. Büyük üçgenin alanı Toplam şurası kaç? 20. 20 çarpı 8 bölü 2'den şu üçgenin alanını 6 çarpı 4 bölü 2 çıkartacağım. Bunu çıkartırsak sorun çıkar. Yani 80 eksi 12 isteniliyor bizden. 80'den 12 çıkınca kaç kalıyor? 68 kalıyor. Yani cevap böylelikle ne çıktı arkadaşlar. Böylelikle Cihan çıkmış oldu. Daha farklı yollardan bulabilir miyiz? Buluruz tabii ki. Şu doğrunun denklemini yazıp kesme noktası falan da bulabiliriz ama hali hazırda 45-45 var ya Tabii ki yapmak daha kolayıma geldi. 7. soru C an çıktı. Geldik 8'e. O aşağıda birim kareleri ayrılmış ve dik koordinat eksenleri sil silinmiş düzlemde. D1, D2, D3 doğruları verilmiş. D1, D2, D3. Şimdi D1 doğrusunun eklemi bu ne arkadaşım? Y eşittir eksi x doğrusu değil mi? Evet y eşittir eksi x doğrusu. Arkadaş y eşittir eksi x doğrusu bu. Zaten belli. Y eşittir eksi x doğrusu bu. Niye? Hocam çünkü ha bu tam orijin bunun üstünde o zaman. Orijinden geçmiyor mu? Bu y eşittir eksi x doğrusuysa. Zaten eğimi eksi 1. Bu 45 45 90 üçgeninden belli zaten. Yani o zaman bizim x eksenimiz şuna paralel. Y eksenimiz de bu şey dikeylere paralel olmak zorunda. Ee, o zaman y eşittir eksi x burası. Tamam. Ondan sonra öbürü ne demiş? D3 doğrusu de y eşittir eksi 2. Y eşittir eksi 2. Arkadaş burada da y eşittir eksi 2. Yani ordinatı 2. O zaman burada y eşittir eksi x ile y eşittir eksi 2'nin kesim noktası bana neyi verecek arkadaşlar? Şuradaki noktayı verecek. O zaman y yerine eksi 2 yazarsam ben burada. Y yerine eksi 2 yazdığımızda x kaç çıkıyor o zaman? X de 2 mi çıkıyor? Evet. Bu kesim noktası apsi 2 ordinatı da eksi 2 oldu. Tamam. Bizden ne isteniyor? D2 doğrusunun denklemi nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi öncelikli olarak ne yapacağız? Bu doğru üstündeki şeyi bulacağız arkadaşlar. Herhangi bir nokta bulabiliriz. Ya da direkt eğimi belli. Sonra noktası belli. Doğru denklemini yazabiliriz. Bak dikkat et. Bu doğruyla bu doğru şurada kesiyor. Ee, i̇stersen şöyle de yapabilirsin. Hocam ben burada bu doğrunun eğimine bakabilirim. Bu doğrunun eğimi hani x eksenine yaptığı açının tanjantı ya. Şu açının tanjantı mesela. Şu x eksenine paralel ya. Hocam 2 bölü 3. E, o zaman bunun eğimi 2 bölü 3. Bunun eğimi 2 bölü 3. Bir de bir nokta bulursam olay bitecek. Ben buradaki 2 eksi 2 noktasını buldum ya. Şöyle 2 eksi 2 noktasından bak tam bu köşeden geçiyor. Kaç birim yukarısında, 2 birim yukarısında bu nokta yok mu arkadaşlar? Var. Ya da ne bileyim orijinde bulabilirsin sen buradan. Hocam 2'ye -2'yi bulduysan orijinde bulabilirsin. Bu 2 birim sağda noktaya, 2 birim sola gelip 2 birimde de aşağı geldiğin zaman orijini bu şekilde çizip sonra eksenleri de çizebilirsin. Ya da buradaki noktadan 2 birim yukarısında bir köşe noktası var. Hocam 2 birim yukarısı ne yapar? Sen ordinatına 2 eklediğin zaman burası 2,0 noktası mı yapar? Evet o zaman 2'ye 0 noktası buradaysa eğer 2'ye 0 orijini ben biraz önce nasıl buldum? Ha. Hocam bu 2 birim aşağıda ya 2 birim yukarı gitmem lazım. Burada da 2 birim sağda ya 2 birim sola gitmem lazım. Yani burası orijin bak burası yapıyor arkadaş. Dikkat et. Şimdi orijin burası bulduk daha sonra da şu nokta çıkıyor diyebiliriz aslında ama gerek yok. Bu noktadan burayı buldum zaten ben. Şimdi eğim belli nokta belli doğru denklemini yazabilirim. Yani 2 bölü 3 çarpı x eksi 2 eşittir x eksi noktadaki x Eşittir y eksi noktadaki y. Yani kaç yapıyor? 0 yapıyor. Buradan 2x eksi 4 eşittir 3y yaptı. Bunu 2 ile buraya çarptım. 3 ile de karşı taraf çarptım. O zaman 2x eksi 3y eksi 4 eşit 0 doğrunun denklemi mi yapıyor? Evet. Yani cevap böylelikle balık eseri çıktı. Güzel bir soru. ÖSYM böyle bir soruları sever. Dikkat edin. 8. soruya da şöyle bir yıldızı atın isterseniz. Geldik 9'a. Bu doğrularına teğet olan çemberin çevresi isteniyor. Arkadaşlar şunlara baktığımız zaman iki doğru birbirine paralel iki paralel doğru arasındaki uzaklığı bulanırken X'lerin kanserlerinin aynı olmasına dikkat ediyoruz. O yüzden ben bunu eksiyle çarpayım. Yani burası 6X 8Y artı 41 yapıyor arkadaşlar. Yani bu doğruya göre değil de şu doğruya göre paralel iki doğru arasındaki uzaklığa bakalım. Bu paralel iki doğru arasında çizilebilecek çemberin çevresi isteniyor bizden. Evet paralel iki doğruya teğet olan çember. Arkadaş merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik ya. Bu paralel iki doğru arasındaki uzaklık 2R'ye eşit. 2R'ye de C'ler farkı yani eksi 19 eksi 41 mutlak değerce bölü. Kare içerisinde 6 8 10 değil mi? Evet. Şurası kaç yaptı toplamda? 60 yaptı. 60 bölü 10'dan burası 6 yaptı. 2R 6 ise R'yi kaç bulduk? 3 bulduk. Çemberin çevresi de 2 pi R değil midir? Yani cevap 6 pi'ye çıkar. Dolayısıyla 9. soru böylelikle balık kesir çıktı arkadaşım. Geldik 10. soruya. Aşağıda iki nokta arasındaki mesafenin bir birim olduğu Noktalı zemin verilmiştir. Yani şu şöyle yazılması lazımdı herhalde. İki nokta arasındaki uzaklık şöyle bir birim değil. Yatayda ve dikeyde bir birim olduğu denmesi lazımdı arkadaşım. Onu ben düzeltirim ama anlaşılıyor herhalde. Şu yatayda ve dikeyde bir birim. İki nokta arasındaki mesafenin şuraya yatayda ve dikeyde bir birim olduğu noktalı zemin verilmiştir. Buna göre K noktasının AB doğrusuna olan uzaklığı. Hmm, hmm, hmm. K noktasının AB doğrusuna olan uzaklığı. Arkadaşlar şunu bulacağız. Öncelikle K noktasını bulabilir miyiz? Bir noktanın bir doğru yolun uzaklığı isteniyor aslında bizden. Allah Allah. Bunu nasıl bulacağız hocam biz şimdi? Valla arkadaşlar bu hiç önemli değil. Buradaki nokta isterseniz şey olsun. Bu nokta K noktasının buraya olan uzaklığı. Nasıl yapabilirim ben bunu? Nasıl yapabilirim ben bunu? Valla arkadaşlar noktanın doğru yolun uzaklığından yapabilirim. Bu noktayı bir şey seçin. Atıyorum bu noktayı orijin seçin. Bu orijine göre AB doğrusunun denklemi bir değişik bir denklem olacak. Hocam niye buraya orijin seçtik? Atıyorum 1'e 2 seçin. 1'e 2 seçtiğin zaman bu B noktası ve A noktası değişecek ya. Bu noktaya göre değişecek. Yani ötelen bir şey olacak o zaman. Orijine göre yani şey öbür noktaya göre 1 bir, birim yukarı 2 birim sağa ötelen bir şey olacak mesela. E, buradaki noktalar da aynı şekilde ötelen bir şey olacağı için. Yani burada noktanın doğru yolun uzaklığı değişmez aslında. E, burada bence bunu bu şekilde yaparken şöyle yapabiliriz. Burayı orijin seçip de 0 0 seçip de noktanın doğru yol uzaklığı. Şimdi bu noktayı 0 0 iken bak 1 2 3 4 birim sağda 4'e kaç birim aşağıda 2 birim aşağıda. Eksi 2 noktası olarak bunu alıp hocam 1 2 3 4 5 6 birim sağda 1 2 3 4 birim yukarıda 6 ya 4 noktası da bunu alarak bu doğrunun denklemini yazabilirsin. Sonra noktanın doğru yol uzaklığını yazabilirsin. Birinci yol bu olabilir. Başka hocam başka nasıl yapabilirim ben bunu? İkinci yolda şu olabilir. <laughs> Arkadaş bu noktanın bu doğru yola uzaklığı isteniyor bizden. Şimdi aslında şöyle bir üçgen oluşuyor mu buna ait? Evet. Şimdi ben bu üçgenin alanını bulabilirim. Bu üçgenin alanı. Şuradaki uzunluk belli mi? Belli. Ee, üçgenin alanından gidebiliriz. Şöyle dik çizip. Üçgenin alanını bulduk daha sonra. E hocam burası kaç birim? Şöyle dik üçgenden belli zaten burası. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2'ye 6. 2 kök 10 yapıyor o zaman burası arkadaşım. Yani burası 2 çarpı 1 ya. Burası da 2 çarpı 3 ya. E, 2 kök 10 yapıyor burası. 2 kök 10 çarpı h bölü 2. Üçgenin alanına eşit. E o zaman bu da hocam ne yapıyor? Üçgenin alanını nasıl bulacağım ben? Onu da şöyle dikdörtgen yapıp da hocam tüm dikdörtgenin alanından şu üçgenlerin alanını çıkartırsam üçgenin alanını bulurum. Bu şekilde de bir çözüm yöntemi de yapabilirsin. Ama sanki ilk baştaki çözüm yöntemi daha mantıklı gibi geldi. Bana o yüzden ben şurayı sıfıra sıfır noktası alayım. O zaman bu nokta kaç birim sağda? 1, 2, 3, 4 birim sağda. 4'e 2 birim aşağıda. Eksi 2 noktası yapar. Bu da 6 birim sağda. 4 birim yukarıda. 6'ya 4 noktası yaptı. Şimdi bu doğrunun denklemini yazabilirim ben. Öncelikle eğimine bakayım. Hocam eğim direkt tanjant alfadan da çıkıyor. Ya da y'ler farkı bölü x'ler farkından da çıkıyor. 6 bölü 2'den bunun eğimi kaç çıkıyor? 3 çıkıyor. Direkt eğimi 3. Eğim belli nokta belli doğru denklemini yazabilirim. Yani 3 çarpı x eksi noktadaki x 6 y eksi noktadaki y 4 yani. Buradan 3x eksi 18 eşittir y eksi 4 oldu. Öbür tarafa atınca da ne geliyor arkadaşlar buradan? 3x eksi y eksi 14 eşittir 0 yaptı. Şimdi 0 0 noktasının bu doğru olan uzaklığı. Koy noktayı doğru ya da yerine. Eee. 3 çarpı 0, eksi 0, eksi 14 mutlak değerce bölü, kare daha kare artı ve kare. Yani 9 artı eksi 1'in karesinde 1 yapar. Yani da böylelikle kaç buluruz? 14 bölü kök 10 buluruz. Kök 10 eşitliğiyle çarparsam haçta 14 kök 10 bölü 10 çıkar. O da 7, 7 kök 10 bölü 5 mi çıkar? Evet. Sanırım en kolay yöntemi de buydu. Sen istersen bu noktayı 1'e 1, 1'e e 5, 7'ye 8 seçebilirsin. O zaman bu noktalar da 7'ye 8'in işte 4 birim sağında 2 birim aşağısında göre ötelenmiş olacak sadece. Bir şey değişmiyor yani. E, ama bu da güzel bir çözüm oldu. Böyle bir soruda karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Dikkat edin lütfen. 10. soruda böylelikle akçay olduk. Geldik 11. soruya. Dik koordinat düzleminde köşe noktaları 0 0 eksi 5'e 2 ve eksi 3'e 5 noktaları olan A ve B üçgeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaş bu y eşittir eksi x doğrusu değil mi? Evet. Bu y eşittir eksi x doğrusu. Yani x ile eksi y'si birbirine eşit olan noktalar burada. Şimdi şuraya bakacağım. A, o noktası 0 0 tamam. A noktası eksi 5'e 2. Arkadaş eksi 5'e 2 nerede? Ee, y eşittir eksi x'in alt tarafında oluyor. E nereden bileceğiz bunu? Şimdi y küçüktür mesela eksi x'e bakalım. Şimdi y küçüktür eksi x nerede? Hocam y ekseninin alt tarafı değil mi? Yani y'yi yalnız bıraktığımızda alt tarafı. Şunu sağlıyor mu diye bakacağım. Yani şunu sağlıyor mu diye bakacağım. Eksi 5'e 2. Şimdi y yerine bak ben burada y küçüktür eksi x dediğim zaman bu doğrunun alt tarafını karalıyorum değil mi? Bu doğrunun alt tarafına bakacağım. Bu noktaya baktığım zaman hocam a noktası nerede? y yerine 2 yazdım. x yerine de ne yazacağım arkadaşlar? x yerine de eksi 5 yazacağım. Eksi 5 yazdığım zaman artı 5 yapıyor. 2 eksi Evet. Eksi 5'e 2 sağlıyor mu? Sağlıyor. Evet. Nerede? Bizim A noktası nerede o zaman arkadaşlar? A noktası kesinlikle ama kesinlikle bu doğrunun alt tarafında olacak. Evet. Yani bu olmaz. A bu doğrunun alt tarafında olmak zorunda arkadaşlar. Evet. A noktası bu doğrunun alt tarafında. Burada. Bu da olmaz. A bu doğrunun alt tarafında. Yani cevap ya C ya da B olacak. Peki. Y küçüktür. Yine eksi x'e baktığımız zaman. Eksi 3'e 5'i inceleyelim x yerine eksi 3 yazdığımızda y yerine de 5 yazdığımızda 5 küçüktür x sağladı mı? Sağlamadı. O zaman b noktası nerede? Bu sarı bölge yani y eşittir. Bunun altında olmayacak arkadaşlar. Bunun üstünde olacak. O zaman b noktası da bunun üstünde olacak. Yani B noktası bu doğrunun üstünde olacak. O zaman bu değil. Cevap ne olacak arkadaşlar? E dremit olacak. Ya noktayı da çizip de gösterebilirsiniz. Ben ne yaptım? Eşitsizlik sisteminden yaptım. Y küçüktür. Bak şimdi. Y küçüktür eksi x. Y küçüktür eksi x. Nerede? Bu grafiğin alt tarafında. Y eşittir eksi x'in alt tarafında. E şimdi A noktasına baktığımız zaman A noktası evet bunun alt tarafında denklem sağlanıyor. A noktası burada olacak. B noktasına baktığımız zaman B noktası nerede olacak arkadaşlar? Bu nokta bunu eşitlik sistemi sağlamıyor. B noktası da bu doğrunun üst tarafında olacak. B de üst taraf. Yani y eşittir eksi x'in alt tarafında a üst tarafında b olacak. O da hangi şıkta var arkadaşlar? Gördüğünüz üzere a burada b burada. Edremit çıkkında var. Güzel bir soru. Benzerini ÖSYM'e sordu. Yine sorabilir arkadaşlar. O yüzden dikkat edin. 11'in soruyu Edremit bulduk ve böylelikle test 5'i de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman bir sonraki videoda yani test altının çözümünde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.